aslında bizim algımız, bakış açımız. Biz bu kısımda ne yapıyoruz? Ben danışanlarıma genelde beslenme eğitimi veriyorum. Hatta seanslarımda da buna ciddi anlamda bir vakit ayırıyoruz. Bunun eğrisi nedir, doğrusu nedir? Yani bir şeyi böyle yasak koymak yerine, ya ben tatlı yememem lazım yerine, bunu nasıl yemeliyim, nasıl tüketebilirim, neyden önce, neyden sonra, ya da yediğim şeyin içeriği ne? Beslenme eğitimini ben şu konuda da çok önemsiyorum. Bizim aslında yemek yemekten bu kadar çok korkmamızın nedeni de o. Geçen gün hikayede bir anket yaptım. Yemek yemekten korkuyor musunuz diye. %52 oranında evet cevabı geldi. Şok oldum. Yani dünyanın en zevkli, en keyifli işi ama %52 oranında, yani katılanların yarısı yemek yemekten korkuyor. Neden? Çünkü aslında vücudun nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Yediğimiz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Vücuttaki etkisini bilmiyoruz. Devamlı kendimize yasak, bunu yeme, bunu yiyebilirsin. Besinleri aslında Etiketliyoruz. etiketleyebiliyoruz. Devamlı. Hep korkuyoruz. Ben baklava yedim. Herhalde benim göbeğimin yağları oturacak gibi bir algımız oluyor ne yazık ki. Bunun kırılabilmesi için de beslenme eğitimi çok erzem. Hem vücudun nasıl çalıştığını anlayabilmek için hem de doğru kararlar vermek için. Mesela ben danışanlarımda en çok şunu kullanıyorum. Patates kızartması, ya yani hiçbir besin hakkında benden yemeğin lafını duyamazlar zaten. Patates kızartması mı yemek istiyorsun? Evet. İşte bir tane işte bu büyük zincirlerde patates kızartması tükettiğimizde 83 tane sigara içmiş kadar kanserojen madde alıyoruz. Dediğim noktada artık işlerin rengi değişmeye başlıyor. Kalori hesabını ortadan kaldırdık, yasağı ortadan kaldırdık, açlık gibi bir durumumuz yok. Bütün durum koşulu oluşturduktan sonra doğru bilgiyle artık danışanın doğru kararlar vermesini sağlayabilmek aslında önemli olan kısım. Bence en önemli kısım burası bu arada. Evet. Psikolojik kısım. Neden? Çünkü sağlıklı beslenmek istikrar gerektiriyor. Yani aslında bu sizin bir ay yaptın, 2 ay yaptın, 3 ay yaptın ve bıraktın diyebileceğiniz bir durum değil maalesef. O yüzden de bu istikrarı sağlamak için sağlam bir psikolojiye sahip olmanız gerekir. Özellikle diyet yaparken çok önemli. Neden? Çünkü demoralize olmanızı ya da işte motivasyonunuzun artmasını sağlayan temel etken sizin düşünceleriniz ya da içinde bulunduğunuz stres durumunun yoğunluğu oluyor. Bu yüzden de birazcık daha vücudunuzun verdiği doğal sinyalleri aslında takip ederek beslenmeye geldiğimiz zaman, yani bu iyi, bu kötü, bunun kalorisi yüksek, bu çok işte kızartma, bu çok şekerli gibi şeyleri bir nebze olsun böyle arka plana atıp, ya ben acıktım mı, tok muyum, ne istiyorum, canım nedir diye bu Ne kadar? toplum aşırı doğal sinyallerini takip etmeye başladığımız noktada yemek yeme davranışımız da aslında buna paralel olarak değişmeye başlıyor. Yeri geliyor 6-7 saat aç bırakıyorsunuz kendinizi. Daha doğrusu yemek yiyecek bir zamanınız olmuyor. Yeri geliyor bu 2 saat ve 3 saat düşüyor. Ama birazcık da şundan da bahsedeyim değmişken, yemek yemeğileri dediğinizde kafanızda asla standart bir tabak oluşmaması gerekiyor. Evet. Çünkü bazı öğünlerde yemek yemek yoğurtlu yulaftır. Bazı öğünlerde yemek yemek çorbanız, pilavınız, nohutunuz, işte sebze yemeğiniz, et yemeğiniz falandır. Bu arasındaki ayrımını da iyi bir şekilde yapmamız Evet. gerekiyor. Peki, sezgisel beslenmeye girip sana bırakacağım orada. Sadece şey söyleyecektim. Çok yeni bir yaklaşım değil ama beslenme açısından baktığımızda da aslında yeni sayılabilecek bir yaklaşım sezgisel beslenme. Problemli kısım şurası. Hiç kimseye elde tutulur bir şekilde al bu sana faydalı bunu yapabilirsin diyebileceğimiz bir alan değil. Aslında yaşayarak, deneyerek, deneyimleyerek öğrendiğimiz bir beslenme tarzı sezgisel beslenme. Karar verdikçe verdiğiniz kararların doğruluğunu görünce, işe yaradığını gördüğünüz noktada zaten aa tamam diyebiliyoruz. Burada gardırobu elden bırakıyoruz. Ya aslında sezgisel beslenme dediğimizde kendimize gerçekçi yaklaşmaktan bahsediyoruz. Çünkü Volkan hocamın söylediği gibi gün içerisinde işte moralimizin bozulduğu ya da sevindiğimiz durumlarda ani kararlar verebiliyoruz stres altındayken. Bu noktada hani bunların bizim moralimizi bozmaması için ya da kendimizi suçlayıp daha çok bu besinleri tüketmemek için aslında yediğimiz, içtiğimiz her şeyi tamamen açlık ve tokluk sinyallerine göre kabul etme olayını sezgisel beslenme diyoruz. Bu aslında konumuz neydi? Kalıcı kilo denetimi eğitimimizin konusu. Anlattığımız diğer kısımlar %40 oranında etkileyken %60 oranında tek başına sezgisel beslenme kilo korumada etkili.
Bunu hem kilo verme sürecinde hem kilo koruma döneminde yapabilirsiniz. Burası soyut bir yaklaşım ve kendiniz de çok rahat bunu halledebilirsiniz. Bu işin taktiği nedir derseniz de sezgisel beslenme için stresten uzak durmak. Sezgisel beslenme stresle ters orantılı çalışır. Çünkü stres altına girdikçe yanlış kararlar vererek ilerler. Şöyle de aslında sezgisel beslenmeyi kendi diyetisyeniniz olmayı öğreniyoruz olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü dönem dönem işte tüketmek istediğimiz besinler de değişebiliyor. İçerik olarak, miktar olarak değişebiliyor. Bunları eğer tabii herhangi bir hastalığınız yoksa içgüdüsel olarak vücudu dinleyerek bunları takip etme olayını biz, yani vücut bilgeliğine biz sezgisel beslenme demiş oluyoruz. Tabii bu sezgisel beslenme temelde 3 tane temel nedene dayanıyor. Bunlar neler? İlki, çok pardon, bunlardan ilki yemek yemeye koşulsuz izin verme. Yani bu şeyde söylediğim gibi yemek yemekten neden korkuyoruz? Bilmediğimiz için korkuyoruz. Kendimize gerçekçi yaklaşmıyoruz. Ben bunu nasıl yiyebilirim? Bir çatal daha alırsam ne olur? Bana danışanlardan böyle bir bardak daha su az içtim, ondan veremedim mi diye sorular geliyor. Aslında bunlar bize hep yemek yemekten ne kadar korktuğumuzu gösteriyor. Dünyanın en keyifli işi yemek yemek ve bunu koşulsuz kendimize karar vermek. Kendimizin karar verebiliyor olması gerekiyor. İkinci kısım duygusal nedenler yerine fiziksel nedenlere dayalı olarak yemek yemek. Ben çok stresliyim. Volkan hocamla tartıştım, çok gerildim. Hemen mutfağa gidip ay ne yesem demek yerine tamam sakin ol. Yani şu an sen stresli olduğun için gidip çikolata yemek istiyor olabilirsin. Ama bu gerçekten senin vücudunun verdiği net bir sinyal mi diye dönüp içeriği sorgulamamız gerekiyor. Üçüncü kısımda da bu fiziksel açlığın durumuna göre bunu takip ettikten sonra ne kadar ve ne zaman yemek yemek istiyorum. Akşam 6'dan sonra yemek yenilmez. Gece nöbetçiyim, çalışıyorum. 24 saat nöbetim var mesela, bir örnek. Yani o noktada bunlardan korkmadan gerçekçi yaklaşıp benim durumum, koşulum ne? Ben bunu ne zaman yemek istiyorum ve ne kadar bir miktar beni doyurur, ihtiyaçlarımı giderir? Bunu sağlayabilmek lazım. Yani bunlara temeli bunlara dayanıyor diyebilirim. Şimdi o noktada sezgisel beslenme dediğimizde aslında yediğimiz, içtiğimiz her şeyi kabul etmiş oluyoruz. Duyguları düşün, yani çünkü biz besinlerle baktığımızda duygusal bir bağ da kuruyoruz. Bunlar aslında ilk doğduğumuz günden beri besinlerle aramızda kurduğumuz duygusal bağ, işte o besini yediğimizde ben kendimi çok mutlu hissetmiştim ya da çok üzgündüm. Ya da ailecek biz bunu hep çok tüketirdik dediğimiz besinlere karşı ekstra bir yönelimimiz de olabiliyor. O yüzden hani bunları gerçekçi olarak değerlendirip bu besinleri içselleştirip bunları tüketirken de aslında ben ne hissediyorum, ne kadar yemek istiyorum diye bunları gerçekçi değerlendirebilme durumu diyebiliriz.